Arkadaşlar yeniden merhabalar. Tabii takip edenler biliyor, günde iki tane video atmaya dikkat ediyorum. İki kez video analiz yapıyorum. Birisi sabah saatlerinde, birisi akşam saatlerinde olmak üzere. iki kez karşınıza çıkmaya özen gösteriyorum. Tabii bundan sıkılan arkadaşlarımız vardır. Ya her şeyi video yapıyorsun diyen arkadaşlarımız vardır. Saygı duyuyorum. Kesinlikle e, yorumlarına, analizlerine, e, daha doğrusu görüşlerine... Saygı duyuyorum fakat benim buradaki amacım değerli dostlar haber niteliği taşıyan yeni gelişme vesaire olduğunda bunu siz takipçilere ulaştırabilmek. Evet bazı arkadaşlar iki günde bir yapıyor, üç günde bir yapıyor ama ben gazeteciliği kendime meslek edindiğim için günlük gelişmeleri mümkün olduğu kadar aktarmaya çalışıyorum. Çünkü birçoğunuz televizyon izlemiyorsunuz, belki gazete okumuyorsunuz takip ettiğiniz insanlar üzerinden gündemi değerlendiriyorsunuz. O yüzden haber alma ihtiyacı da var, yorum ihtiyacı da var. Tabi falanca kişi buraya nasıl bakmış? Bunu nasıl değerlendiriyor diye merak ed ediyorsunuzdur. Merak edenleriniz var. Biz de merak ediyoruz. Yabancı kaynakları tarıyoruz. Kalkıp çalıştığı bu sizlere ilettiğimiz konular üzerinde elbette çalışma yapıyoruz. Yani demen o ki değerli dostlar benim derdim çok izlensin, herkes izlensin, izlesin, efendim işte falan. Böyle bir derdim yok. Başından beri şunu söyledim. Burada bir tane takipçi de olsa, iki tane takip, takipçi de olsa, bir milyon takipçi de olsa gelişmeleri dilimin döndüğü kadar sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama tabii gönül ister ki destek veresiniz, destek olasınız. Efendim e, diğer arkadaşlarınıza tavsiyelerde bulun, bulunasınız. Dolayısıyla tabii ki herkes çok izlenmeyi, çok yayılma konusunda ilgi göstermeyi ister. Ha, şimdi burayı ifade ettikten sonra değerli dostlar bugün sizlere Gazze ile ilgili yeni gelişmeleri anlatacağım. Gerçekten Gazze'de her seferinde söylüyoruz ama bıçak gerçekten kemiğe dayandı. Dünya savaş tarihinde böyle bir dönem olmadı arkadaşlar. Sizi çeşitli örnekler ver verebilirler size. Böyle oldu bakın işte 1900 bilmem bir küsurda da böyle oldu diyerek sizlere bir takım ucube örnekler vermek isteyen olabilir. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar arsızca, fütursuzca, acımasızca, hunharca katliam yapan bir devlete karşı tarihte bu kadar kayıtsız e, kalındığı bir dönem olmamıştır. Size kim örnek veriyorsa yalan söylüyor. Bakın bir bu, bu bir. Bunu ben demiyorum. Birleşmiş Milletler diyor ki bakın burada Gazze'de silah, e, açlık silah olarak kullanılıyor ve bu uluslararası hukukta hiçbir gerekçe gösterilmeden başka bir suç uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmak için başlı başına kanıtlı suç. Bakın suç. Harekete geçebiliyorlar mı? Geçemiyorlar. Göstermelik olarak evet Güney Afrika'nın uluslararası ceza mahkemesinde açtığı davayı çok önemsiyorum. Ve gerçekten de çok büyük cesaret gösterdiler. Ama bakın sürüştürüyorlar onu. Yani o dava çok yavaş işliyor ve dolayısıyla bu bilerek yavaş işletiliyor. Diğer devlet olsa, başka devlet olsa, emin olun bir Müslüman devlet olsa ki ben hiç fark etmez Müslümanıydı, Hristiyanıydı, kim zulüm yapıyorsa, kim e, katliam yapıyorsa ben onun karşısındayım kardeşim. Dolayısıyla bu zulmü, bu katliamı durdurmak için maalesef dünyada bir çaba yoktur. Küresel kurumlar çökmüş. Yani yeni gelişme ne diyecek olursanız, yeni gelişmede şu. Dün gece İsrail bakın şifa hastanesine baskın düzenledi. Hunharca bir baskın düzenledi. Diyoruz hastaneler savaşta dokunulmaz yerler vesaire uluslararası hak, hukuk, adalet hepsi hikaye. Bakın hepsi hikaye. Dolayısıyla dün akşam tam 30 bin kişinin kaldığı bir hastane. Kimisi yardıma muhtaç, kimisi gidecek yeri olmadığı için oraya sığınmış. Kimisi felçli, kimisi açlıktan ölüyor oraya sığınmış. Kimisi efendim e, ameliyat olmuş yani... Bu kompleksin içerisinde hastaların yanı sıra bakın yanı sıra oraya sığınmış binlerce Filistinli vardı. Tam 30 bin Filistinli. Buraya bakın hiç acımadan hiç uyarı yapmadan havadan bombardıman yapılıyor. İhalarla siyalarla bura bombalanıyor. Yetmiyor. İsrail özel kuvvetleri buraya giriyor ve çok sayıda doktoru tutukluyor götürüyor. Neymiş efendim Hamas'la bağlantılıymış. Hmm. Arkadaşlar terörle mücadele ki onların deyimiyle söylüyorum. Terörle mücadele böyle yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapıyor. Ama siz bir halkı, bir ulusu sırf orada efendim falanca terörist var filanca bilmem kim var diyerek yekün cezalandırmaya kalkarsanız bakın bu tarihte görülmemiş bir şey olur ve cezası da buna göre olur. Ama tabii kim verecek, kim cezalandıracak, kim yargılayacak bunu defalarca söylüyoruz. Bir, şimdi Şifa Hastanesi'nde çok ciddi e, saldırılar oldu dün gece. Ve burada doktorlar, doktorlar alıp götürüldü. Yani kasıtlı yapılıyor esasında. Niye? Çünkü orada da kalmasınlar. Yani doktorları sindirerek, korkularak götürüyorlar ki onları tedavi etmesinler. Zira Gazze'de yapılan şey şu sivilleri kullanarak, sivilleri öldürerek, sivillere baskı yaparak orada savaş kazanma yoluna gidiyor İsrail. Bu tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yöntem, bir strateji. Sivillerden alıyor öcünü. Hamaslıları bulamıyor. Hamaslılarla karşı karşıya gelip çatışamıyor. Onun öcünü kimden alıyor? Onun öcünü işte ee, sivillerden alıyor. Yani Gazzelilerden, zavallı insanlardan alıyor. Bugüne kadar 33 bin insan ölmüş. Bu bilinen resmi kayıtlar. 33 bin. Bunların Bunların 3'te 2'si çoğu yani %75'i bunların çocuk çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Böyle bir durumda hiçbir kurum, hiçbir devlet sesini çıkaramıyor. Niye? 9 milyonluk bir devlet elinde e, küresel e, işte sermaye gücü var, küresel basın gücü var, bilmem efendim lobi var, şu var, bu var. O yüzden de uluslararası hak hukuku anlatırken eğer size birisi ya uluslararası insan hakları var, adalet var, hukuk var diyorsa yeminle söylüyorum tabii temsili La, lanetleyin ya. Daha başka bir şey söyleyeceğim de neyse lanetleyin. Bugüne kadar öyle öğrettiler. Uluslararası ilişkiler bölümünde öğrencilere efendim Birleşmiş Milletler öve öve bitirilemiyor. NATO öve öve bitirilemiyor. Uluslararası hukuk öve öve bitirilemiyor. Ulan hadi gelsin yapsınlar arkadaş ya nerede bu hukuk? Bu hukuk kime karşı işliyor? Bu hukuk azınlığın hukuku mudur kardeşim? Bu hukuk güçlünün hukuku mudur? Evet güçlünün hukukudur. Ve işte burada gördüğünüz gibi Küçük bir devlet 8 milyarlık bir dünyaya kafa tutuyor. Nasıl tutuyor kardeşim? Bunu bana e, uluslararası hukuk açısından bir değerlendirin. Şu profesörlere sesleniyorum ya. Şu uluslararası ilişkileri e, işte ders verenlere sesleniyorum. Dışişleri Bakanların, bakanlığında çalışmış o bürokratlara sesleniyorum. Hadi açıklayın. O yüzden güçlü olacaksınız arkadaşlar. Bu düzende güçlü olacaksınız. Silahınız olacak. Nükleer silahınız olacak arkadaşlar. Bugüne kadar Türkiye'yi otla, böcekle, çevreyle oyaladılar. Nükleer silahlarınız olacak. Niye? Çünkü işte o 9 milyonluk İsrail neye güveniyor biliyor musun? Bir daha asla diye yazdığı o nükleer silahlarına güveniyor. Bu katliamları, bu zulmü buna güvenerek yapıyor. O yüzden güçlü olacaksınız ve ya e, askeriyeniz ordunuz güçlü olacak arkadaşlar. Gerekirse aç kalın ama gerçekten güçlü bir ordunuz olsun. Gerçekten güçlü silahlarınız olsun. Çünkü bu çağ ona gidiyor. Bu çağ ondan anlıyor. Güçlü her zaman hukuku kendisi koyuyor. Kendi hukuk kurallarını işletiyor. Bırakın öyle adalet, bilmem e, insan hakları, bilmem dünya düzeni, bilmem efendim küresel kurumlar. Hiçbirisi şey yaramıyor Hepsi o küresel azınlığın iki dudağının arasına bakıyor. Şimdi o hastanede büyük bir katliam yapıldı. Hastaneleri basıyorlar. Niye? Yaralıları tedavi etmesinler. İnsanlar oraya sığmasın. Açlığı silah olarak kullanıyorlar. Bakın yardım yapamıyorlar ya. Amerika gibi bir devlet dünyayı yönettiğini iddia eden bir devlet. Gazze'ye havadan yardım atıyor arkadaşlar. Göstermelik de olsa yardım atıyor. Gücü yetmiyor öyle mi? Gücü yetmiyor. Niye? Kime yetmiyor? İsrail'e yetmiyor. 9 milyonluk bir devlete yetmiyor. İngiltere havadan şey atıyor. İslam ülkeleri, 57 tane İslam ülkesini zaten gıkı çıkmıyor. Ne yapıyor? Havadan işte efendim yardım atıyor. Geçin bunlar, geçin. O dönemi geçtik. Bir halk yok ediliyor. Bir halk yok ediliyor. Kökten yok ediliyor. Şimdi İsrail için özellikle Netanyahu için çok kritik bir süreç e, şu anda gündemde. Nedir o süreç? Biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nde e, bir öneri oluyor. Orada görüşmeler oluyor. Yani beşli çete var orada. Beşli çete. Güvenlik konseyinde beşli çete var. O beşli çeteden birisi bir e, kanunu taslağı neyse işte e, öneri veto ederse o çıkmıyor oradan arkadaşlar. Çıkmıyor. Böyle bir düzen kurmuş. Biz yıllarca bunu anlatıyoruz. Defalarca bunun altını çiziyoruz. Yani güya uluslararası hukuk var, uluslararası kurumlar var, uluslararası insan hakları falan var. Ama hepsi bu azınlık çetenin elinde, bu azınlık zümrenin elinde, bu devletler üstü yapılanmanın elinde. Gerisi hikaye, gerisi bizleri kandırıyorlar. Gerisi hikaye, devletlerin iradesi falan yok arkadaşlar. Samimi söylüyorum ya, evet seçiyoruz, yönetiyorlar, bazı icraatlar yapıyorlar ama son kerke, kertede, son noktada susuyorlar. Çünkü o yukarıdaki çete her türlü ulus devletleri sindiriyor. Neyle? Sermayeyle sindiriyor. Ne ile? İşte efendim silahlarla e, yapmış olduğu teknolojiyle sindiriyor. Ne ile? Küresel medyayla. Ne ile? Efendim işte bu think tank kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarıyla sindiriyor. Bırakın artık insanlara doğruyu anlatın. Akademisyenlere onu söylüyorum. Karşılaştığım, konuştuğum, efendim işte o uluslararası alanda çalışan, ilişkiler konusunda çalışan insanlara bunu söylüyorum. Evet dersinizi verin ama gerçekleri de insanlara anlatın. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kalıcı ateşkes olması için Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sert bir taslak getirdiği ifade ediliyor. Getireceği ifade ediliyor. Karar tasarısı bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak ve dolayısıyla Gazze'de kalıcı bir ateşkesin olması istenecek. Şimdi bunu sızdırmışlar. İsrail'e sızdırmışlar. İsrail istihbaratı belli ki bunun içeriğini edinmiş ve çok sert tepki gösteriyorlar. Niye? Efendim bir kere Refah kentine girmesini orada önermiyor. Diyor ki Refah'a girmeyin biliyorsunuz Netanyahu'ya karşı bir darbe hazırlığı da var. Onu söyleyeyim. Amerika rahatsız. Rahatsız şöyle. Bu katliamın ortaklarından birisidir. Onu asla inkar edemeyiz ama öyle bir noktaya geldik ki artık Amerika bile kendisine yöneltilen bu eleştirileri çok ciddi buluyor ve İslam dünyasının özellikle halkları arasında, halklar arasında çok büyük efendim tepkiye e, sebep olduğunu biliyor. Bütün dünyada da öyle. Yani dünyadaki kamuoyu çok vicdanlı. Bunu ayırmıyorum. Müslümanı, Hristiyanı. Hatta Hristiyanlar şu anda Gazze'de yapılan katliama çok daha duyarlılar. Çok daha büyük tepi gösteriyorlar. Müslüman dünyasının üzerine ölü toprağa serpilmiş. Sokağa çıkmıyorlar. Artık sıradanlaştı. Artık kanıksadılar. Emin olun Gazze haberleri artık sıradan haber bile değil. O yüzden üzerine basa basa yapıyorum. O yüzden bunu bir borç biliyorum. Allah katında bir borç biliyorum. Çünkü orada bir zulüm varsa, orada bir katliam varsa onun sesini, onların sesini duyurmak her Müslümana farzdır. Bakın her Müslümana sadece bizlere değil. Sıradan insanlar, biz de sıradan insanız. Evet ama bizi takip eden insanlara da düşüyor bu. Niye? Bizim söylediklerimizi ya da başkasının söylediklerini alıp bir başkasına aktarmak farzdır. Niye? Zulüm var, katliam var. Müslümanlar öldürülüyor. Bırakın sade Müslümanlara değil. ırkı, dini, dili kim olursa olsun kim zulme karşı, zulme maruz kalıyorsa, kim katliama maruz kalıyorsa onun yanındayım arkadaşlar. Bakın dini, dili, ırkı hiç önemli değil. İnsanlık önemli, insanlık. İnsan olmamız lazım. Dolayısıyla buna da insanlık açısından bakmamız lazım. Ama şunu da ifade edeyim. Eğer Gazze'de ölenler bir başka dine, bir başka ırka mensup olsaydı, emin olun o savaş şimdi çoktan biterdi. O yüzden biz Müslümanlar hiç kimsenin diline, dinine, ırkına bakmaksızın onların onların geleceğini, onların refahını efendim öldürülen, zulme uğrayan bir millet varsa onların yanında olmamız lazım. Şiddeti reddediyoruz, katliamı reddediyoruz. Dolayısıyla bütün insanlar barış içerisinde yaşamasını hak ediyor ve bu anlamda da böyle konuşmak lazım. Böyle propaganda yapmak lazım. Diğer bir taraftan bakın Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor değerli dostlar. Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. İsrail açlığı silah olarak kullandığı belgelendi diyor. Bakın belgelendi. Bunu kim söylüyor? Birleşmiş Milletler söylüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Birleşmiş Milletler çatısı altında ya. Bakın kurumlar ne hale gelmiş. Ama karar çıkaramıyor. Ama bu savaşı durduracak kararı veremiyor. NATO İsteseler NATO Birleşmiş Milletler karar alsa ya NATO girecek ya Birleşmiş Milletler gücü girecek bu savaşı durduracak. Bu katliamı durduracak ama durdurmuyorlar. Niye? İşte o sermaye gücü, o devletlerin üstü yapılanmanın oradaki gücünü gösteriyor. O yüzden yoktur böyle üst akıl, alt akıl, efendim işte şeytan akıl bunları deyip bunlar komplo teorisi diyen adamların ağzına kürekle kum dökmek lazım. Bakın bugün içinde bulunduğumuz durum o. Yine özellikle İsrail'de çok ciddi işte bu Amerika'nın e, güvenlik konseyine vereceği tasarı da Ateşkes kalıcı ateşkes tasarısında e, Buna karşı çok ciddi tepki var Bunun Netanyahu'ya karşı bir darbe girişimi Olduğunu söylüyorlar e, İsrail basını ve Netanyahu'yu Çok zor durumda bırakacağını Ve o tasarı içerisinde Netanyahu'ya karşı Çok sert e, cümleler Bulunduğunu ifade ediyorlar İnşallah birbirlerine düşerler Bu birbirlerine düşmeden bu işin biteceğini de düşünmüyorum Kendi kuyularını kazıyorlar Zaten söyledim İsrail kendi kuyusunu kazıyor İsrail kısa dönemde burada başarı elde etmiş olabilir. Yerle bir etmiş zaten Gazze yerle bir. Arkadaşlar ev, bark falan bir şey yok. Yiyecek, gıda, hayvan hiçbir şey kalmamış. Yerle bir etmişler. Dolayısıyla burayı yerle bir ettiler. Ama bakın Altay'a yaklaşan bu e, şey saldırıda hala istediğini elde edemedi. Hala 30 bin üyesi var dedikleri haması yenemedi. Şimdi Refah kentine e, saldırı yaparak çok büyük katliama hazırlanıyor. Bu Yapılacak katliam Orta Doğu'da çok farklı bir noktaya gidebilir. O yüzden Amerikalılar bunu gördü, İngilizler bunu gördü. Parmakları var. Birlikte yapıyorlar, ortaklar ama ciddiyeti anlamış durumdalar. Yani refaha yapılacak bir operasyon sonucu oluşacak katliam gerçekten de İslam dünyasında çok büyük, farklı bir e, yankı uyandırabilir. Uyuyan İslam ülkelerinin liderlerini belki e, uyandırabilir. Topyekün bir şekilde emperyalizmi ABD'ye, ve Avrupa'ya karşı çıkacak burada çok farklı gelişmelerin olabileceğini sezdiler ki böyle bir öneri getiriyorlar. Bunları sizlere anlatmak istedim. Değerli dostlar bir dahaki analizde sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.